Esra'cığım, neden kafamızdaki düşünceler bizi deli ediyor bazen diyerek başlayayım ama hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Çok teşekkürler. Sağ ol. Seninle önce kendini tanıtır mısın diye başlayacağım. Çünkü kendini tanıttıktan sonra seninle ne konuşacağımız da ortaya çıkacak aslında. Buyur lütfen. Evet. Ben klinik psikoloğum. Üzerine de klinik psikoloji ve adli psikoloji master programlarını bitirdim. Uzun yıllardır yetişkinlerle çalışıyorum. Travma odaklı çalışıyorum. Bu şekilde çalışmalarıma devam ediyorum. Süper. O zaman bir klinik psikolog bulmuşken bu kafamızdaki düşünceler bizi neden deli ederi yabancı dil eğitimine uyarlamaya çalışarak konuşmak isterim. Daha doğrusu senin söylediklerini ben de yabancı dil eğitimine uyarlamaya çalışacağım. Çünkü benim de doktora tezim yabancı dil öğrenen öğrencilerin konuşurken ve yazarken neden kaygı duydukları ile ilgiliydi. Senin uzmanlık alanınla benim tezimin verilerini belki birleştirebiliriz. Gerçi 99 yılında topladığım verilerdi ama hala geçerli veriler. Hala öğrenciler o sebeplerden kaygılar duyuyorlar, biliyorum ben. Diyerek başlayalım istersen. Buyur, neden biz kaygı duyarız? Neden kafamızda o düşünceler oluşur? Evet. Yani kaygı aslında hayatın her alanında var. Hani kaygıdan tamamen kurtulmak imkansız. Ama özellikle tabii performans gerektiren, yeni bir takım öğrenmeler gerektiren durumlarda bizi çok daha zorlayan bir duygu haline de gelebiliyor. Özellikle hani aslında kaygının içeriğine bakarsak biz daha çok böyle tehdit altında ve bir tehlike altındayken daha çok kaygılanırız. Ve hani dil öğrenimi de biraz böyle bir sosyal ortamın da hani getirdiği o işte konuşmanın mesela sosyal becerilerin de önemli olduğu bir alan olduğu için kaygıyı besleyen çok fazla faktör var. İşte hem kişisel faktörler hem içinde bulunduğumuz ortama dair faktörler. O yüzden o tehlike ve tehdit algısı bulunduğumuz ortamda mesela konuşma söz konusu olduğunda önemli oluyor. Bir de tabii bu algı dediğim gibi aslında gerçek bir takım tehlike kaynağı olmayabilir orada büyük oranda. Ama zihnimizden sanki bir tehlike varmış gibi düşünceler geçer. Ve bundan dolayı kaygı yaşayabiliriz. Çok harika bir girişle başladın aslında. Kaygı hayatımızın her alanında var gerçekten. Ama literatürde Foreign Language Classroom Anxiety diye ayrıca bir kaygı türü belirlenmiş, tanımlanmış. Çünkü yabancı bir dili özellikle de sınıf ortamında öğreniyorsan, sınıf ortamından kaynaklanan pek çok sebep öğrencilerin kaygılı hissetmesine gerekçe olabiliyor. İşte benim tezimde de 3 temel sebep çıkmıştı. Kişisel nedenlerden kaygılar olabiliyor, öğretmenin yaptıklarından olabiliyor, uygulanılan yöntem ve tekniklerden ya da öğretmenin öğrencilere karşı davranışlarından kaygılanan sebebi duyabiliyor öğrencilerimiz. Bir de yabancı dil öğrenirken farklı bir ego geliştiriyoruz aslında. Yani ana dilimizde bir kendimizi ifade ettiğimiz egomuz var. Ama başka bir dilde özellikle de yetişkin insanlar için olgunlaşmış düşüncelerimiz var bizim. İfade etmek istediğimiz pek çok şey var ama onları ifade edecek kelimeler bulamıyorsak eğer, kafamızdakileri dışarı aktaramıyorsak eğer, kendimizi açıklayamıyorsak eğer kaygı duyabiliyoruz. Evet. Yani tabii orada çok temel bir şey kendini ifade etmeye dair bir kaygı var. Doğru ifade etmeye dair bir kaygı var. Ve aslında belirsizlik yaratan şey de bu. Doğru ifade edebilecek miyim? Karşı tarafta doğru anlayacak mı? Burada mesela şey de çok önemli hale geliyor. İşte otomatik düşünceler. İşte biz buna şeyde rastlıyoruz. Hani mesela asla hani doğru konuşamam ya da doğru kendimi aktaramam. Karşıdaki beni bu kadar İngilizcemle anlayamaz gibi. Mesela bu tip şeyler, otomatik düşünceler, işte çalışsam da yapamam, asla o kadar iyi İngilizcem olamaz gibi. Hep böyle zihinde en iyi tasarlayıp ona ulaşamayacağı yönündeki bir takım
otomatik düşünce. Bunlar da aslında işte o bizim o performansımızı çok olumsuz etkileyen şeyler. Yani aslında buradaki asıl amaç en doğal, en rahat öğrenme ortamını yakalamak. Yani bir öğrenme aralığımız vardır bizim. Çok düşük olduğunda da öğrenme azalır. Çok yüksek olduğunda da kaygı yükseldiği için öğrenme azalır. Yani en iyi öğrenme o rahat hissettiğimiz. Daha böyle işte spontan öğrenme, o yüzden İngilizce'de de çok önemlidir ya. Gündelik yaşamın o getirdiği normal kaygı düzeyinde öğrenme. Bu otomatik düşünceler gerçek dışı o kaygıları arttırdığı için öğrenme seviyesinin, aslında öğrenmeyi de zorlaştıran bir şey haline geliyor. Yüksek kaygı durumundan dolayı. Evet. O yüzden de o doğal duygu, yani doğal kaygı ortamını yakalamak çok önemli bu anlamda. Benim tezimde de öğrenciler, hatta başarılı olan öğrenciler bile mükemmelliyetçilik gibi bir tavırla yaklaştıkları zaman, işte hiç hata yapmamalıyım, bütün kelimeleri doğru söylemeliyim, bütün cümleleri doğru gramer kuralları ile kurmalıyım gibi inançlara sahiplerse, mükemmelliyetçi bir yaklaşımla yaklaşıyorlarsa, işte çok düşük dil seviyesindekiler de, çok yüksek dil seviyesindekiler de kaygı duyduklarını ifade etmişlerdi. Sanırım bu mesela bana şeyi çağrıştırdı direkt, şemaları çağrıştırdı. Daha böyle hani temeldeki kendimize dair inanışlar. Mesela bu mükemmelliyetçilik dediğimiz şey aslında yüksek standartlar şeması. Yani en iyi yapmalıyım, hiçbir zaman yeterince iyi olamıyorum diye böyle kendi sürekli yüksek standartları baz alarak kendinin performansını sürekli daha düşük algılama. Sürekli daha fazla bir şey yapmak isteme, hep yetersiz hissetme. Yüksek standartlar şeması da mesela bunlar çok çocuklukta gelişen şeyler. Temel şemalar. Belki hani buna şey de eşlik edebilir. Kusurluluk şeması. İşte yeterince iyi değilim. Yeterince hep eksiğim, bir takım eksikliklerim var gibi. Başarılı öğrencilerde de çok görülebilir. Çünkü hani hep eksiğine odaklandığı için ve hep kriteri en iyi performans olduğu için, dolayısıyla sürekli kendini yetersiz hisseden, sürekli eksik hisseden ve dolayısıyla da o rahatlığı ve spontanlığını bozan bir şey haline gelebiliyor, şema haline gelebiliyor. Burada sanırım öğretmenlerin de rolü büyük. Çünkü şu tür cümleler gelmişti tezimde öğrencilerden. İşte öğretmenim beni atıyorum Ayşe ile kıyaslıyor, Ahmet ile kıyaslıyor ve diyor ki Ahmet bile konuştu, sen hala konuşamıyorsun. İşte Ayşe bile hatasız konuşuyor, sen hala bir sürü hata yapıyorsun gibi cümlelerin bir öğretmenin ağzından bir öğrenciye karşı çıkmış olmasına insan inanamıyor gerçekten, ama maalesef böyle gerçek örnekler çıkmıştı öğrencilerin yazdığı günlüklerde. Bu kıyaslama insanların kendi kendine de yaptığı bir kıyaslama. Yani bazen birisini kendimizden daha iyi ya da daha kötü görüp işte ben ondan daha iyi olmalıyım ya da onun kadar kötü olmalıyım diye düşünebiliyoruz, yanlış inançlara sahip olabiliyoruz ya da öğretmenler böyle bir şeye sebep olabiliyorlar, değil mi? Kesinlikle. Yani aslında insanın biricikliği sanki kayboluyor orada. Yani daha bu çocukluktan da başlayabiliyor. İşte ebeveynlerle başlayabiliyor ya da dediğin gibi öğretmenlerle başlayabiliyor. Yani hepimizin öğrenme hızı farklı, öğrenme biçimi farklı. Yani öyle bir ortamda çocukların kıyaslanması, yani direkt hani bir şekilde birini başarısız ilan etmek zaten. Yani halbuki hiç bilemeyiz. Belki daha yavaş öğrenecek ama daha iyi öğrenecek. Hiç kıyaslanabilir şeyler değil. Aslında herkes biricik ama işte bu unutulduğunda maalesef o çocuklukta duyarak büyüdüğümüz eleştiriler, o kıyaslamaları daha sonra biz yetişkinliğimizde kendi kendimize yapmaya başlıyoruz. O zihnimizdeki o çocukluk figürleri çoktan unutulup gidiyor ama o şemaları yerleştiğinde biz onu kendi kendimize, böyle iyi konuşan birisini gör, asla böyle konuşamam. İşte ben çok kötü konuşuyorum, telaffuzum çok kötü falan diye. Yani bu her şeye genellenebilir ama dil konusunda da bir şekilde o kıyaslamalarla aslında kendi kendimizi baltalıyoruz. Buna da mesela eleştirel ebeveyn sesi diyoruz. Yani bu sesleri yakalamak çok önemli. Kendi kendimize yaptığımız o kıyaslamalar, eleştiriler, onları yakalayıp gerçekten onun dışında bir yerden bakmak lazım kendimize. Daha böyle sağlıklı ve temiz bir yerden bakmak önemli. Daha nötr bir yerden.
Hele de küçük çocuklar için şimdi devlet okullarında çocuklar ikinci sınıfta İngilizce öğrenmeye başlıyorlar. Şimdi ikinci sınıfta iyi bir öğretmene denk geldiyse bir öğrenci hayatı boyunca İngilizceyi muhtemelen seviyor ve iyi oluyor. Öğretmeninin sevdiği için sadece. Ya da işte öğretmeni böyle kıyaslayan, öğrencilerin hatalarına karşı sert bir tavırla yaklaşan, mükemmeliyetçi bir öğretmen tavrı sergiliyorsa çocuklar yabancı dil öğrenmekten nefret etmekle kalmıyor. Ömür boyunca önlerine bir bariyer olarak koyuyorlar onu ve aşmaları çok zor oluyor benim gözlemlediğim kadarıyla. Herhalde sen de bu gözleme katılırsın diye düşünüyorum. Kesinlikle yani bu çok hani ilkokul öğretmenlerinden daha başlayan bir şey aslında. Hani bu hem İngilizce için geçerli, her ders için geçerli aslında. O en temelde çocuğun zorlanmalarında, çocuk desteklenmemişse, başarısız hissettirilmişse ve işte okulda ceza varsa, eleştiri varsa ki hani maalesef böyle olumsuz cezalar da var. O yüzden o çocuğun oradan zaten zorlayıcı bir şey, yeni bir şey öğrenmenin kendisi bir stres. Onun üzerine de ekstra aslında biz bunlara travma diyoruz, küçük travmalar. Evet bir depremsel değil belki ama insan eliyle yapılan aslında küçük travma diyoruz biz bunlara. İşte bizi değersiz hissettiren, eksik hissettiren, başarısız hissettiren figürler ve sonrasında da o alana ilişkin tabii ki isteksizlik yaşıyoruz. Belki yoğun kaygı yaşamıyor belki bazıları ama isteksizlik yaşıyor, uzaklaşıyor. Çünkü orada bir motivasyon yaratılmamış. Çabalasa da görülmemiş, başarısı yok sayılmış, hep daha iyileri örnek gösterilmiş. Yani halbuki herkesi kendi o biricik gelişimiyle değerlendirilmesi gerekiyor. O yüzden öğretmenin rolü inanılmaz büyük. Dediğin gibi travma yaratmaya kadar olay gidebiliyor aslında. Bir de sınıftaki uygulamalardan da öğrenciler kaygı yaşadıklarını ifade etmişlerdi Esra. Şimdi zaten yabancı dil sınıflarında aslında ağzımızı her açtığımızda biz bir çeşit performans sergiliyoruz. Başka bir dilde yani ayağa kalkmıyorsak da yerimizde oturuyorsak da bunu yapıyoruz ki bazı sınıflarda ayağa kalkıp konuşma da oluyor. Bu da işte hata yapmaya açık bir performans oluyor. Doğru bir şey söylesek bile, doğru telaffuzla söylemiyorsak mesela sınıftaki arkadaşlarımız bize gülebilir, öğretmen bize gülebilir. Burada yine öğretmenin rolünün altını çizmek istiyorum ben. Böyle bir ortamın yaratılmaması, hata yapmak için sınıfın en iyi ortam olduğunu biz sürekli altını çiziyoruz. Diyoruz ki burada hatayı yapın, yapmak zorundasınız. Hata yapmadan öğrenemeyiz. Hatalarımızdan öğreniriz. Böyle bir ortamı yaratmak gerekiyor. Ve öğrencileri de hata yapmanın son derece dil öğrenme sürecinin normal bir parçası olduğunu söylememiz gerekiyor sanırım. Hatta hatalarımızla kendi kendimize dalga geçerek değil ama eğlenerek öğrenmemiz gerekiyor. Evet, eğlenerek oyun gibi aslında. Yani oyunlarda da işte saçmalarız, hatalar yaparız. İşte gerçekten onu o alanı kendimize vermek önemli. İşte hani çocukken bunu demeyin. Hani onun içinde o eleştirilme, belki bazen dalga geçilme, bunlar akran baskısı, akran şiddeti biçimde de yaşanabiliyor. Böyle olmasa bile hani bunun kendiliğinden oyun gibi yapılan bir şey olması durumunda aslında o kaygılar çok daha azalabiliyor sınıf ortamlarında da. O havayı yaratmak da önemli. Yani mesela diyelim yetişkinlikte hani çocuklukta eğer bu tip yaşantılar var, onu da atmakta fayda var. Hani aslında bu gayet çocukluk yaşantıları arasında hani keyifli bir anı olarak da görülebilir. Çocukların arasında bir dalga geçilme biçimi, bir yaşantı gibi de görülebilir. Çocukken evet bu gayet şeydi böyle zedeleyici olabilir, utanç hissedebiliriz. Ama yetişkinken dönüp baktığımızda o çocuğun bunları yaşaması, o hata yapması çok doğal. Yetişkinken bile çok doğalken bir çocuğun henüz bilişsel işlevleri gelişirken hatalar yapması, eksik yapması çok çok doğal. Yani kendimize o şefkati verdiğimizde aslında kendimizi desteklemiş de oluyoruz. Biraz bu da gerekiyor öğrenme süreçlerinde. Peki Esra'cığım, şimdi çocuklarda daha kolay atlatılabilir. Gerçi bazen çocuklar da birbirlerine karşı
aşırı eleştirel olabiliyorlar, çok sert yaklaşabiliyorlar. Ama büyüklerden bana çok soru geliyor. Ben İngilizce öğrenmek istiyorum, işte nereden başlayacağımı bilmiyorum, nasıl çalışacağımı bilmiyorum. Sorularını şu an geçiyorum seninle ve psikolog bulmuşum hazır, kaygı boyutuna gireyim. Şu tür cümleleri çok duyuyorum. Ben kendimi ifade edemiyorum, edemeyeceğimden korkuyorum, hata yapmaktan korkuyorum. Özellikle de etrafımda başka Türkler varsa, hani yabancılarla konuşurken daha rahat ediyorum ama başka Türkler varsa daha çekiniyorum, daha kaygı duyuyorum diyen pek çok yetişkinle karşılaştım ben. Neden biz Türkler birbirimize karşı daha acımasızız diyeceğim, neden hataları, daha hataları edemiyoruz acaba diyeceğim. Önce bunu soracağım sebebini ve ne yapabilir bu arkadaşlarımız, kaygı duyan arkadaşlarımıza ne tavsiye edebiliriz diyeceğim. Evet, o şey yine aslında demin söylediğim eleştirel sesin aslında bir yankılanması gibi. Yani o sesi biz bir şekilde karşıdaki insana yansıtıyoruz. Bize öyle bakacağını düşünüyoruz. Neden size Türkiye bunu atfediyoruz mesela bu durumda? Çünkü en iyi hani bizim hatamızı o yakalar diye. Bir çeşit zihin okuma aslında bu. Yani onun öyle düşüneceğini varsayıp ona göre aslında bunu bir tehlike kaynağı gibi algılamak. Yani orada birincisi kendisine o eleştiriyi azaltması gerekiyor ki karşıdaki insanın da ona o gözle bakmadığını aslında varsayabilsin. Yani ilk önce kendisinin o hataları yapabileceği, bunun bir öğrenme alanı olduğu, bunun eğlenceli bir şey olabileceği, zaman zaman düşüp kalkabileceği ve en önemlisi bence bu hatalardan kaçmak yerine tam tersi daha fazla yapmaya cesaret etmesi. Çünkü kaygının öyle de bir tarafı var. Kaçtıkça o kaygı orada büyür, yaptıkça, konuştukça da azalır. Özellikle belki de daha çok konuşmaya çalışması. Susmak değil, o kaygıyı azaltmak için böyle kişilerin yanında daha fazla ifade etmeye çalışması. En önemli şey bence. Ama ilk önce kendini değerlendirmesini, o olumsuz değerlendirmeyi bırakmak. Kendine o hata alanına izin vermek, bunun bir öğrenme süreci olduğunu, en önemli şeyin de denemek, deneyimlemek ve çabalamak olduğunu belki hatırlamak. Çok çok güzel şeyler söyledin. Bizim alanda yapılan çalışmalarda da zaten risk taker öğrenciler, daha risk alan, daha işte hata yapmaktan korkmayan, atlayan öğrencilerin genellikle daha başarılı öğrenciler olduğu bulunmuş. Çünkü dil dediğimiz şey iletişim temellidir. İletişim kurmak isteriz. Ve iletişim yaparken de kendi dilimizde bile hata yapıyoruz. Şu an bir sürü mesela yarım cümle kullanıyoruz. Bazen farkına varıyoruz, bazen varmıyoruz ama birbirimizle anlaştığımız sürece kendi dilimizde bile hata yaptığımızı düşünerek bu içimizdeki sesi, kafamızdaki o bazen bizi rahatsız eden sesleri durdurmalıyız diyoruz herhalde, değil mi? Evet, evet. Mesela bir de şey yapılabilir. Amaç hani en iyi şeyi, en iyi İngilizceyi konuşmak değil ama rahat bir biçimde konuşmak olabilir. Ya da sadece konuşmak olabilir. Mesela şey de tasarlayabiliriz. Diyelim ki bir gün iyi bir şekilde İngilizce konuşmak istiyorum yerine rahat bir şekilde konuşmak istiyorum. Rahat bir şekilde ne söylemek istiyorsak onu söyleyebildiğimizi hayal edebiliriz. Bu hayal, o hedef bizim en azından zihnimizde bir şey gibi, bunu yapıyormuş gibi hissetmemize de yardımcı olur. Çünkü öteki türlü hep hata yapacağını düşünmek, hep kaçınmak o şeyi bizim için konuşmayı hep böyle tehlike algısını besleyen bir şey oluyor. Ama onun atlatılabileceğini düşünmek, rahat bir şekilde konuştuğumuzu hayal etmek o şeyle daha temas etmemize, yakın durmamıza da yardımcı oluyor. O yüzden böyle küçük imgelemler yapılabilir. Kendi kendine bunu konuşabildiğini hayal edip o rahatlık hissini de yaşayabilir kişiler. Sonuçta ne olacak ki? Ne kadar büyük hata yapabiliriz ki? Yani birisinin ölümüne sebep olmadığımız sürece yapılan hataların hepsi tabii ki tolere edilebilir. Bize özellikle Polonya'dan çok fazla Erasmus öğrencisi geliyordu. Ve benim şu çok dikkatimi çekiyordu. Öğrenciler inanılmaz akıcılar. Yani konuşurken de yazarken de çok rahat iletişim kuruyorlar her iki medyada da. Ama inceleseniz aslında bir sürü hata da yapıyorlar. Ama bu hatalardan hiç korkmuyorlar. Ama bizim Türk öğrencilerimiz hata yapmaktan korktukları için işte konuşmaya da korkuyorlar, yazmaya da korkuyorlar. Burada yine gidip eğitim sistemimizin daha
en başından, temellerinden, öğretmenlerimizin yaklaşımından başlayarak çözmemiz gereken bazı sorunlar olduğunu söyleyebiliriz. Ama kesinlikle, senin de dediğin gibi hani yetişkin bir bireysek biz, kendi başımızda bir İngilizce öğrenme deneyimine girdiysek artık iç sesimizle daha barışık olabiliriz herhalde. Kesinlikle. Yani belki küçükken öyle bir ortamda yetişmemiş olsak bile kendimize biz onu yetişkin olduğumuzda geri verebiliriz. Bu bir öğrenme alanı, bu bir oyun alanı ve en iyi öğrenme aynı zamanda en rahat ettiğimiz ortamda aslında gerçekleşir. Dediğin çok doğru. Yani tamamen bu eleştirel ve cezalandırıcı bir kültüre sahip olmamız. Sadece eğitim sistem açısından değil, yetiştiğimiz hani kültürel özellikler açısından ebeveyn tutumları, işte hataya toleransın az olması vesaire, bunların hepsinin çok payı var. Yani bizim bir şekilde hem dil öğrenirken hem konuşurken hem de her alanda aslında kendimizi rahat ifade edebildiğimiz, kendimiz gibi olabildiğimiz, böyle o doğal kendimizi ortaya koyabilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bunun en kritik yolu da bu eleştirel sesi mümkün olduğunca azaltmak ve susturmak. Onun yerine daha sağlıklı bir sesle, evet, ben kendime hata yapma fırsatını da veriyorum. Kendimi bu yolda rahat bırakıyorum, hani rahat ve kaygısız bırakıyorum diyebilmek aslında. Esra'cığım çok keyifli seninle sohbet etmek. Çok teşekkürler. Aslında daha konuşabileceğimiz kaygı üzerinde çok şey var. Ama sonuç olarak lütfen hata yapın. Hata yapınca hiçbir şey olmayacak. Hatalarınızla eğlenin, dil öğrenmek eğlenceli bir süreç. Diyerek noktalayalım mı? Eklemek istediğim başka bir şey var mı? Evet, benim için de çok keyifli oldu. Çok güzel özetledin sen de. Denemeye devam etmek gerekiyor ve bu hayat boyu bir öğrenme olduğunu, hayatın kendisinin hep öğrenme yolculuğu olduğunu hatırlamak ve kendine hep anlayış göstermek belki en önemli anahtarlar burada. Umarım hepimiz yapabiliriz. İnşallah, inşallah. Harika. Çok teşekkür ederim. Sana nasıl ulaşabiliriz? Bana Instagram adresim var. Psikolog Esra Arda. Oradan takip edebilirler, ulaşmak isteyenler. Paylaşımlarım oluyor. Oradan da irtibatta kalabiliriz. Tamam, daha detaylı, daha özel, daha belki kişisel sorunlarımız olursa oradan sorarız sana. Çok tabii ki. Çok teşekkürler katıldığın için. Çok ben teşekkür ederim. Davetin için teşekkürler. Görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.